Yumurta en önemli hayvansal besin gıdaları arasında yer alır ve her yaşta tüketimin sağlık için önemlidir. Konya'da faaliyet gösteren Seltav Yumurta'nın işletme müdürü Özcan Tuncer böyle diyor ve ekliyor. Hile yapılamayacak tek ürün yumurtayı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ambalaja sahip tek üründür yumurta. Her yaşta tüketimi sağlık için olmazsa olmazdır. 1990'da Konya'da üretime başlayan Seltav Tavukçuluk, üretim potansiyeliyle İç Anadolu bölgesinde söz sahibi oluyor. Seltav Tavukçuluk işletme sahipleri 1990 yılında yıllık 6 milyon adet yumurta üretimiyle bu işe başlamışlar. Şu anda 2015 itibariyle 70 milyon adet yumurta üretimimiz var. Üretim rakamını artırmak hedefi doğrultusunda yeni yatırımlar yaptıklarını ifade eden işletme müdürü Özcan Tuncer, yumurta tavukçuluğunda Konya'nın ve Türkiye'nin gücünü izah ediyor. 2015 ve 2016 yıllarındaki yatırımlarımızı geliştirerek 200 milyon adet yumurtaya ulaşmak hedefimiz. Tabii Türkiye'de şu anda yıllık üretim 16,5 milyar adet gibi bir rakamımız var. Yani şu anda da yumurtlayan tavuk sayısı Türkiye'de 85 milyon civarı. Bunun 12-13 milyonu Konya'da. Konya yumurta üretiminde lider illerden biri. Kaliteden ödün vermeden gerçekleştirilen üretimin yarısı Konya'da tüketiciyle buluşturuluyor. En büyük hedefimiz kaliteli yumurta üretmek. Şu anda ürettiğimiz yumurtanın işte yıllık dedim 70 milyon adet civarında bir üretim. Bunun 30 milyon adetini Konya'daki marketlere paketli olarak sevkiyat yapmaktayız. Geri kalan kısmını da diğer illerdeki toptancı bayilerimiz var. Onlara vasıtasıyla piyasaya sürmekteyiz. Tüketicilere en taze yumurtayı ulaştırmak adına işletmede gün boyu hummalı bir çalışma yapılıyor. İşbaşı 8'de başlar burada. 8 ile 9 arasındaki arkadaşlar bir ön hazırlık yaparlar. Makineleri tekrar bir elden geçirirler, temizlik ve bakımlarını yaparlar. 9 civarında yumurtayı taslim makinesi toplamaya başlarız. Taslim makinesiyle beraber yumurtalar gruplara ayrılır. Yani sınıflara ayrılır. Ne ayrılır? M, large, X large veya small diye gruplara ayırırız. Ondan sonra toplama işlemi bittikten sonra yukarı bekleme odasına alırız. Buradan da ambalaj makinesiyle ambalajlarız ve sevkiyata sevk ederiz. Üzerine 28 gün son kullanım tarihini vurduktan sonra sevkiyata göndeririz. Yumurtanın lezzeti tavuğa verilen yemle doğru orantılı. Ziraat mühendisi Özcan Tuncer üretim süreçlerinde doğal yemi tercih ettiklerini söylüyor. Yumurtanın sarısını en büyük etkileyen faktörlerinden biri mısırdır. Yani doğal kaynaklı bir sarıdır. Genelde yemlerimizde işte mısır kaynaklı, mısır gluteni. Buna benzer ürünlerle çeşitlendirerek hem lezzetini arttırıyoruz hem görsel şeklini arttırıyoruz. Bizim sektörde kullandığımız kimyasallar yok. Doğru bilinen yanlışları ve önyargıları da konuşuyoruz Özcan Tuncer'le. Bizim sektörde tabii bilinen yanlışlar var. Bir tavuğun günde 2 yumurta verme ihtimali 0. Yani bir yumurtanın üretilebilmesine 25,5 saat ortalama zamana ihtiyaç var. Basın kuruluşlarında bazı arkadaşlar işte yok ışık veriyorlar, iki yumurta veriyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Yumurtayı aldıktan sonra yıkamadan dolaba yerleştirirler. Kullanacaktan da yumurtayı yıkayabilirler. Çünkü yumurtanın üzerinde doğal bir bariyer var. Şalat tabakası var. Bu mikroorganizmanın girişini engelleyen bir tabakadır. Eğer yıkadığın zaman bu tabakayı kaybediyorsunuz ve yumurtanın bozulmasını hızlandırıyorsunuz. Yumurta solunum yapan bir canlı gibi düşünün. İçerisinde bakteri girişi yok fakat içeriden devamlı solunum yaptığı için buzdolaptaki diğer kokulardan etkilenme ihtimali var. Tüketicinin en kolay ulaşabildiği, bütçeyi sarsmayan hayvansal gıda yumurta ve tavuk diyor Özcan Tuncer. Bedensel ve zihinsel gelişimde yumurtanın etkilerine değiniyor. Hayvansal proteindir. Biz millet olarak hayvansal proteinleri eksik tüketen bir milletiz. Bir de şu var, etin kilosu şu anda herhalde kasaplarda herhalde 30-40 liranın üzerinde. Yumurta 8 veya 10 lira diyelim bir yönüne 2 kilo gelir. Kilosu 4 liraya falan gelir. En ucuz hayvansal kökenli gıdadır. Hayvansal proteindir. Bunu başka hiçbir yerde bulamazsınız. Yani başka bir hayvansal kökenli gıda. Balık fiyatları belli, et fiyatları belli. Bir de şudur, yumurtanın içerisindeki mesela bir kolin var. Ben bazılarından bahsedeceğim. Bunların çocukların, özellikle bebeklerin beyin gelişimine çok etkili maddelerdir. Bir de tüketiminde hiçbir sıkıntı yok. Bugüne kadar ben yumurtadan zehirlenen hiç kimseyi duymadım. Bir de doğal bir ürün.
Yani hile yapılamayacak tek ürünlerden biri. Yumurta üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmamıza rağmen tüketim rakamları oldukça düşük. 2000'li yıllarda 100 adetin altındaydı yıllık kişi başı tüketim. Yani 90 civarlarındaydı. Şu anda 200'e yaklaştık. Veya 200'ü biraz geçmiş olabiliriz ama bu Avrupa ülkelerinde 300 civarında. Mesela bir Japonya'da 345, mesela Amerika'da 300 civarı. Yani o yüzden biz diğer ülkelere göre geriyiz. Yumurtayı rahatlıkla tüketebilirler. Yani bu bazı yumurta hakkındaki kötü imajları silmek gerekir. Yapılan yatırımlarla ihracata başlamak hedefler arasında. Bizim şu anda ihracat kalemimiz yok. En büyük hedeflerimizin biri 2015 ve 2016'da ihracata da başlamak. Yani tamamı olmasa da üretimimizin bir kısmını ihracata, bir kısmını da Türkiye ve Konya iç piyasasında tüketmek. İşletme Müdürü Özcan Tuncer sözlerinin sonunda kaliteden ödün vermeden üretime devam edeceklerini ifade ediyor. Biz Selte olarak bugüne kadar kalitemiz, üretim teknolojimiz ve lezzetimizde hiç ödün vermedik. Bundan sonra da bu kriterlerden ödün vermeyi düşünmüyoruz. 2015 ve 2016 yıllarında da üretimimizi artırmak istiyoruz.